Merhaba arkadaşlar, ben Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Mağazaya 500 futbol parasına Fernando Torres paketi eklendi arkadaşlar ve 6 ay süresi var. Almak için önümüzde oldukça uzun bir süre var arkadaşlar. Fernando Torres paketini alıp fulleyelim. Maksimum 102 seviyeye kadar çıkmakta. Nasıl 102'ye çıkıyor ona bakalım. Hatta önceki gelen Fernando Torres kartlarını da inceleyelim. Bu kartında neler eksik, neler daha iyi? 500 futbol parası verilir mi, verilmez mi? Bir özelliklerine bakarak bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Ben de 500 futbol parasına bir Fernando Torres alacağım. Daha sonrasında gameplay maçlara da çıkarız arkadaşlar. Pakette sadece oyuncu olarak Fernando Torres var. Yanında DP'ler var. DP'ler de çok değil. Toplasak yani 24.000 antrenör puanı. Fernando Torres'i fullemeye yetmiyor. 500 futbol parasına veriyorlar. EFAP uygulamasından Fernando Torres'e baktığımızda iki güçlendirici de boş arkadaşlar ama normalde Konami soldaki güçlendiriciye şut artı 2 olanı bastı. Biz buradan onu bir seçelim. Shooting artı 2 olanı seçmemiz lazım. Çünkü şu an Fernando Torres'i aldığımızda o şekilde mağazada. Şu. Mağazadan aldığımız Fernando Torres'e ikinci güçlendirici basmadığımızı düşünürsek seviyesi 101'e kadar çıkmakta. Çabalonsu'yu alsak, Döşem'i alsak 101 seviye. Tekrardan Leroman'ı alıp ikinci güçlendirici yuvasına da arkadaşlar basmamız gereken eğer 102 yapmak istiyorsak Fernando Torres'i golcü içgüdüsü. Ben diğerlerini de denedim. Fakat 102'ye çıkaramadım. Mesela buradan yine de şöyle bir rastgele basalım. Belki oradan alıp başkaya verip böyle özelliklerde oynamalar yapıp başka bir güçlendiriciyle de 102 oluyorsa ben o bilgiyi gördüğümde sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Benim de yani yorumlarda bir arkadaşımız da yazmıştı. Ben de tek tek denedim bu şekilde. Sadece golcü içgüdüsünde otomatik dağıtıldığında 102 olmakta. Marketteki Leroman'da bile 102. Güçlendirici menajerlerde de 102. Peki şu an Çabalonsu seçili. Biz Leroman'ı yine de alalım. Çabalonsu çünkü hızlanmaya da 1 veriyor. 102'lik bu Fernando Torres'in özelliklerine baktığımızda ofansif farkındalığı 94. Güzel. Bitiriciliği 96. Çok iyi. Hızı 85. Hızlanma 87. Şut gücü 86. Falso 82. Şimdi burada Fernando Torres'in güzel olan tarafı farkındalığı ve bitiriciliği gerçekten iyi. Bazı Fernando Torres kartlarında bitiricilik düşük olabiliyor. Ofansif farkındalık düşük olabiliyor. Top kontrolü 83. Top sürme 76. Sıkı top tutma 75. Fiziksel temas 76. Sıçrama 79. Kafası 83. Aslında güzel bir kart. Şimdi bir Epic pakete Fernando Torres eklense ve 500 futbol parasına çıkarsak gayet güzel bir açılım ben şahsen derdim arkadaşlar. Bir Fernando Torres'in diğer kartlarına bakalım. Şimdi Fernando Torres dediğimizde geçmişte çok yüksek seviyeli bir kartı gelmişti. Örneğin bu kartı 101 seviyeli ve 24 yaşında. Fulleyelim. Güçlendirici bir menajer alsak 101 ama Leroman'da kalsın. Özelliklerine baktığımız zaman hız hızlanma 88-90. Mesela bitiriciliği burada birazcık düşük. Ofansif farkındalığı 93, bitiricilik 92. Kafa vuruşu 81, falsosu biraz daha düşük az önceki kartına göre. Hatta şöyle Liverpool bir kartına bakalım. Bu kartı da 100 seviyeli. Bitiriciliği 92, ofansif farkındalığı 93, 84-84. 23 yaşındaki hali ama Konami hızını mesela burada çok yükseltmemiş. Şurada Atletico Madrid kartı var. Hızı burada yüksek. 92-90. 20 yaşındaki hali. Ama bitiriciliği düşük. Yani şu anki Chelsea kartı bitiricilik ofansif farkındalık anlamında iyi. Hızlanmada da öyle kötü değil. Zaten çoğu kartında da genelde 80 küsürlerde. Bir az önceki baktığımız kartta yüksekti. Bu kartı ta PES zamanından eFootball'a gelen kart. Burada da bitiriciliği düşük. Ofansif farkındalığı düşük. Mesela şu kartına galiba bakmadık. Bu kartında da hızlanma 88-86. 26 yaşındaki hali. Bitiricilik ofansif farkındalık 90'ın üzerinde. Chelsea kartı bitiricilik anlamında daha iyi. Çünkü şut gücünü artı 2 veriyor arkadaşlar. Tekrardan buradan şutu 2 yapalım. İşte bunun da etkisiyle artı 2 olanı seçelim. 95. Biz de bir tane güçlendirici verdiğimizi düşünürsek. Golcü içgüdüsü. Bu şekilde tabii 96'ya kadar çıkardık. Ofansif farkındalığı 94. Bitiriciliğin yüksek olması daha iyi. Hız hızlanması da çoğu kartında bu şekilde. 85-87. Gayet güzel bir Fernando Torres kartı karşımızda duruyor. Zayıf ayağını ne yazık ki iyi kullanmıyor. Birmiş arkadaşlar. Allah'tan Epic kart. Form durumu da kötü ama Epic'lerin form durumu B olduğu için oradan kurtarıyor. Yani bakıldığı zaman diğer kartları kıyasladığımızda diğer kartlarından aşağı olduğunu söyleyemeyiz. Hatta bir de golcü içgüdüsü çıkarırsak bitiricilik 96'ya kadar da çıkıyor. Çok hızlı değil ama yavaş bir isim de değil.
Top kontrolü 83. Keşke top sürme değeri biraz daha iyi olsaydı. Biz şimdi Fernando Torres'i bir alalım arkadaşlar. Bu arada Konami'den de mesaj geldi. Yorumlarda birçok arkadaşımız da demişti. Futbol puanı sitesine gittiğimizde Vinicius Junior'ı almak için site açılmıyor ya da böyle değişik sorunlarla karşılaşabiliriz. Ben de açmaya çalıştığımda açamıyordu bile arkadaşlar. Konami'den kaynaklı. Bunu da düzelteceklerdir. Şu an alamıyorsak Konami'den kaynaklı bir sorun. Fernando Torres paketini satın alalım arkadaşlar. Gelişini de bir görelim. Fernando Torres nasıl gelmekte? Evet, Torres'in de Chelsea kartı. Daha önce Chelsea kartı oyunda yoktu. İlk defa Chelsea kartını da Konami bu şekilde getirdi. Japonlara daha uyguna veriyorlar. Şimdi öyle de bir gerçek var. Daha öncesinde Japonlar nasıl almakta diye bir video yayınlamıştım arkadaşlar. Onlar ya böyle 25 lira gibi bir fiyata alıyordu. Guardiola şu an satılıyor ya arkadaşlar. Aynı o şekilde Japonlara satıyorlar. Bizde de 500 futbol parasına satılmakta. En son kaleci Dida ve sol bekteki Costa Curta'yı denemiştik. Kadromuz bu şekilde kalmıştı. Alınma sırasına göre sıralı Fernando Torres'i kadroya yerleştirelim. Bir santraforu çıkaralım ve bu arada pazartesi günü de Mike Love'ın kartı gelecek ama United kartı gelecek. Onun o en iyi olduğu zamanlardan değil ama yine de Konami seviyeyi yükseltebilir arkadaşlar. Şöyle bir atalım Fernando Torres'i. Bir güçlendirici deneyeceğiz ama golcü içgüdüsü çıkarabilir miyiz? Oyunda güçlendirici kazanmak gerçekten zor arkadaşlar. Nasıl yapacağız bu işi? Konami'de biraz daha fazla verse keşke güçlendirici. Yoksa elimizdeki kullanmadığımız renkli kartları silip seçmeli güçlendirici kazanabiliriz. Bence 3 yıldızlı, 4 yıldızlı tarzı futbolcular olabilir ama 5 yıldızlar da silmeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman işimize de yarayabilir. O kadar futbolcuyu silip sadece bir güçlendirici için silmek de insanın eli varmıyor. Yani şu güçlendirici olayını biraz daha Konami'nin değiştirmesi lazım. Daha çok kazanabilmeliyiz. Menajerimizi değiştirelim. Mesela ben bir L Roman'ı alayım. Marketteki düz L Roman arkadaşlar. Takım oyu tarzını top çevirme olarak değiştirdim. Şimdi oyuncumuzu fulleyelim. Otomatik dağıttığımızda bu şekilde yaptı. Burada önemli olan ikinci güçlendiriciyi çıkarabilmek. Golcü içgüdüsünü çıkarabilir miyiz? Güçlendirici üretimi. Bende iki tane rastgele güçlendirici var arkadaşlar. İkisini de deneyelim. Hepsini Fernando Torres için harcayalım. Keşke tek atabilsek. Aman kalecilik falan gelmesin. Defans üretildi. Yine de şöyle bir bakalım seviyesine. 101. Menajeri değiştirelim. Biz bir Çabalonso'yu da alalım. Defans bir şey etkilemeyecek ama yine de bir kontrol etmiş olalım arkadaşlar. Takım oyu tarzı hızlı kontra atak. 101 seviye. İlkinde istediğimiz bir şey gelmedi. Zaten son hakkımız arkadaşlar. İşe yarayan bir şey gelse bari. Hani golcü içgüdüsü olmadı. İşe yarayabilen bir şey de olabilir. Daha kötüsü geldi. Kalecilik üretildi dedi. Hücum futbolcularına bile kalecilik çok fazla geldi bende. Yedek hesaplarını deniyorduk. Alakasız bir şey çıktı. İki tane güçlendiricimiz de boşa gitti oldu. Defansa razıydım ben. Kalecilik daha kötü oldu. 102 oluyor ama ne yazık ki işte arkadaşlar ikinci güçlendiriciyi çıkarmak gerçekten sorun. Ha bu şekilde özelliklerine bakalım. Oyuncu ayrıntıları. 1.86 boyunda 29 yaşındaki hali fırsatçı golcü. GF'de ve SF'de şu an maksimum haliyle oynayabilir. Pozisyon antrenörleriyle diğer yerlerde de oynatabiliriz. Ofansif farkındalığı 93, top kontrolü 82, bitiriciliği 95. O güçlendiriciyi çıkarsaydık 96 olurdu. Kafa 83. Falso 82. Ben Çabalonsu'yu seçtiğim için hızlanma 1 oradan fazla arttı. 87. Normalde 86. Hız 85. Şut gücü 86. Denge 88. Dayanıklılık 82. Zayıf ayağını bazen kullanıyor. Kullandığında da orta. Çift vuruşu var. İçe sektirme, taban kontrolü, kafa, aşıtmalı şut kontrolü, yükselen şut. Akrobatik bir dalan şutu yokmuş. Girişinde şut bu. O kadar şut becerisi var. Dalan şutu yok kendisinin. Topuk hareketi. Pozisyon takibi. Kafasının olması iyi. Çift vuruşunun olması iyi. Değişik şut. Ben yükselen şutu beğenmiyorum. Mesela dalan şutu daha çok seven birisiyim. Fernando Torres'in kartı da bu şekilde arkadaşlar. 500 futbol parasına verilmekte. Ve oyuna ilk defa Chelsea Fernando Torres'i eklendi. Özellikleri bu şekilde. 102 çıkarmak için işte o ikinci güçlendirici de. Golcü içgüdüsünü çıkarmamız lazım. Ona tek atmak oldukça zor. Umarım alan arkadaşlarımız golcü içgüdüsünü çıkarabilirler. Ya da işe yarayan güçlendirici de gelebilir. Kalecilik gelmesin de kullanılabilir. Top taşıma gelsin. Başka bir şeyler gelsin. Duello gelsin mesela. Ama kalecilik çok alakasız geldi. Defansla alakasız oldu. İki tane deneme şansımızda da kötü geldi ne yazık ki. İnşallah sizler tek atarsınız arkadaşlar güçlendirici de. Yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.